Yerinde mi hala dağı, denizi? Huzurlu mu beni sildiğin şehir? Ne yaptı, ne etti, ayırdı bizi? Israrla bir ömür kaldığın şehir. Canda tavan yaptı kinin raddesi. Yıkılsın sokağı, yansın caddesi. Hicran durağıdır, hüsran şeddesi. Üzerinde namaz kıldığın şehir. Madem ki biz değil, ben oldum giden, ele diken olsun filizin, fiden. Beni bu derece isyankar eden, ardından arsızca güldüğün şehir. Kaç şiir yazmıştın bana sahilde, tek tek yırtıp attım, sıfır var elde. Yok olsun yangında, yıkılsın selde, her gece rüyamı böldüğün şehir. İşte üzüm gözlüm, sızım bekliyor, sen kurt ol meleğen, kuzum bekliyor. Mızrabın bekliyor, sazın bekliyor. Şen olsun ayrılık çaldığın şehir. Şen olsun ayrılık çaldığın şehir. Kıymetli dostlar, sevgili şiirseverler. TV262 ekranlarında Eyüp Cüce ile Geceye Mısra Düştü programlarının bir yenisine daha hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz, şerefler verdiniz. Kıymetli dostlar, her hafta olduğu gibi bu haftada birbirinden kıymetli iki konuğum var. Konuklarıma geçmeden önce programla ilgili hatırlatmalarımızı yapalım ve daha sonra inşallah gecenize mısra düşürmeye başlayalım. Sevgili dostlar, programımız bir internet yayınıdır. www.tv262.com adresine şu anda canlı olarak yayınlanmaktadır. Yarın ve takip eden günlerde sayfalarımızda olacaktır. Sevgili dostlar, programımıza mesaj atmak isteyen, konuklarımdan veya benden ama daha çok konuklarımdan şiir dinlemek isteyen, herhangi bir soru sormak isteyen, programı eleştirmek isteyen dostlarımız sosyal medyada, Facebook üzerinde benim sayfamda bu programın afişi var. O afişin altına yorumlarını yazabilir, mesaj şiir isteğinde bulunabilir, her türlü soruyu sorabilir. Programımızın zamanı el verdiği müddetçe her türlü soruya cevap vereceğimize, her isteğe, şiir isteğine karşılık vereceğimize, zamanımız el verdiği müddetçe söz veriyoruz. Ve şimdiden keyifli seyirler diliyoruz. Konuklarıma dönüyorum. Sevgili dostlar, bu akşamki konuklarım, ilki Bursa'dan geliyor, şair ve yorumcu Murat Arslan. İkinci konuğum genç öğretmen kardeşimiz ve şair Ümmü Gülsüm Gündoğdu. Hoş geldiniz gençler. Şimdi Murat kardeşin hoşgörüsüne sığınarak önce tabii bayanlara, tabii benim kızımdır, kardeşimdir. Önce onunla başlayalım. Sevgili Gülsüm, Ümmü Gülsüm. Benim her programda ilk sorduğum soru bellidir. Ümmü Gülsüm Gündoğdu kimdir? Oradan başlayalım. Ümmü Gülsüm kimdir? 6 Ekim 1989 İzmit doğumluyum. Doğma büyüme Kocaeli. Edebiyat ve İlahiyat Fakültesini bitirdim. Şu an halk eğitimde öğretmen olarak çalışıyorum. Öğrencilerime başarılar diliyorum burada. Öğrencilerden birazdan bahsedeceğiz. Edebiyat ve İlahiyat Fakültelerini bitirdim. Evet. Görüyorsunuz işte pırıl pırıl genç kardeşimiz. İnşallah öğretmenliğin daim olur. İnşallah ataman da yapılır. İnşallah, teşekkür ederim. Sohbete birazdan şiirlerle de devam edeceğiz. Sohbete de devam edeceğiz. Şimdi Murat Arslan kardeşime döneyim. Sevgili Murat, Murat Arslan kimdir? Murat Arslan 01-01-1990 Yozgat Yerköy doğumludur. Liseye kadar Yozgat'taydım. Ondan sonra Yozgat'tan ayrıldım. İstanbul, Ankara, daha sonra yurt dışı. Bir 7 yıldır falan yurt dışındaydım. İşte bu geçen yıl döndüm Türkiye'ye. Şimdi Bursa'dayım. Sanayi sektöründe çalışıyorum. Elektrik, doğalgaz santralleri kurulumu yapıyoruz. Bunun haricinde yine çelik konusyondan fabrikalar. Bu işte çalışıyorum. Çok güzel. Şiirle yorumculuğun haricinde şiir yazıyorsun. Evet. Peki kitap var mı? Ne durumdasın? Kitabımız buradan takipçilerim de zaten biliyordur. Yakın zamanda bir romanı tamamladım. Kısmet olursa güzel bir şiir kitabı ve romanla çok yakında düşündüğüm bir tarihte piyasada olacağız Allah izin verirse. Şimdiden okurum bol olsun diyelim. Çıktığında inşallah
haberdar oluruz. Çıktığında da kitabınla beraber inşallah konu kalırız. Evet, şimdi programımızın adı Geceye Mısra Düştü. Başlayalım derim ben. Önce Ümmü Gülsüm'den alalım. Sırayla gideceğiz. Ümmü Gülsüm, Murat diye. Gülsüm hocamdan dinleyelim. Senden alalım bir şiiri önce. Peki. Ben yine Can Yücel'den Bağlanmayacaksın diyeyim. Çok güzel. Bağlanmayacaksın bir şeye öyle körü körüne. O olmazsa yaşayamam demeyeceksin. Demeyeceksin işte. Yaşarsın çünkü. Öyle beylik laflar etmeye gerek yok ki. Çok sevmeyeceksin mesela. O daha az severse kırılırsın. Ve zaten genellikle o daha az sever seni. Senin onu sevdiğinden. Çok sevmezsen çok acımazsın. Çok sahiplenmeyince çok ait de olmazsın hem. Çalıştığın binayı, masanı, telefonunu, kartvizitini. Hatta elini, ayağını bile çok sahiplenmeyeceksin. Senin değillermiş gibi davranacaksın. Hem hiçbir şeyin olmazsa kaybetmekten de korkmazsın. Onlarsız da yaşayabilirmişsin gibi davranacaksın. Çok eşyan olmayacak mesela evinde. Paldır küldür yürüyebileceksin. İlle de bir şeylere sahipleneceksen eğer, çatıların gökyüzüyle birleştiği yeri sahipleneceksin. Gökyüzünü sahipleneceksin. Güneşi, ayı, yıldızları. Mesela kuzey yıldızı senin yıldızın olacak. O benim diyeceksin. Mutlaka sana ait olmasını istiyorsan bir şeylerin, mesela gökkuşağı senin olacak. İlle de bir şeye ait olacaksan eğer, renklere ait olacaksın. Mesela turuncuya ya da pembeye ya da cennete ait olacaksın. Çok sahiplenmeden, çok ait olmadan yaşayacaksın. Hem her an avuçlarından kayıp gidecekmiş gibi, hem de hep senin kalacakmış gibi hayat. İlişik yaşayacaksın, ucundan tutarak, ucundan tutarak. Teşekkür ediyorum. Çok güzeldi. Çok güzel şiirlerden bir tanesi. Can Yücel şiirleri, Can Yücel'den bahsedildiğinde aklıma hep bir serbest şiiri var. O gidip böyle özet olarak okuyayım. Diyor ki, geçtiğimiz yaz Çanakkale'ye davet edildim. Sünnete gittim, sünnet cemiyetine gittim. Gittim ve gördüm ki Çanakkale'ye gitmek aslında farzıymış. Evet. Evet sevgili Murat, şimdi senden de bir şiir alalım. Arkadaşlar fon verirler şimdi. Fondan sonra başlasan daha güzel olur. Hı hı. Evet. Kendi şiirin sanırım. Yok. Ahmet Selçuk İlhan şiiriyle başlamak çok istiyorum. Güzel. Üstadlardan. Tabii. Önce üstadlardan başlayalım. Sonra kendi şiirlerimizle tamam. Devam ederiz inşallah. Sen vurdun da ben ölmedim mi? Yokluğunda ne ateşleri yaktım hasretinle. Bir seni yakamadım. Beni yaktığın gibi. Çölde su, mapusta gün. Oruçta ekmek gibi bekledim seni. Sen saraya korkular koydun. Yasaklar koydun. Bitmez, tükenmez engeller koydun. Şimdi neredesin diye sakın sorma. Sen çağırdın da ben gelmedim mi? Sen çağırdın da ben gelmedim mi? Sen varken darılmazdım çiçeksiz baharlara, yağmurlu havalara, bu kasvetli akşamlara. Sen varken bakıp işlenmezdim tren istasyonlarına, otobüs duraklarına. Sen varken ayrılanlara ağlamazdım. Yıkılmazdım biten sevdaların ardından. Gidenlere küsmezdim, kalanlara acımazdım. Sen varken böyle üşümezdim, titremezdim, masumdum çocuklar gibi. Böyle delirmezdim, küfretmezdim. Hele ölmeyi hiç düşünmezdim. Şimdi soruyorum sana, adı sevdaysa bu cehennemin, sen
Sen yaktın da ben yanmadım mı? Biliyorsun. Bütün acılarına yeşil ışık yaktım olmadı. Bütün korkuların arka çıktım olmadı. Dağlara merdiven dayadım olmadı. Haziranda kar oldum yağdım avuçlarına olmadı. Sevdim olmadı, yandım olmadı, taptım olmadı. Benden artık pes. Bu aşkın biletini istediğin gibi kes. Nasılsa gidiyorsun, biliyorum git. Ama ardında ağlayan bir çift göz, paramparça bir yürek ve yıkılmış bir dağ görmek istemiyorsan çek silahı, daya sırtıma. Titrersem namerdim. Sen vurdun da ben ölmedim mi? Ölmedim mi? Ahmet Selçuk İlkan. Ahmet Selçuk İlkan dostumuza buradan bizden de selamlar olsun. İleride fırsat bulursak bir gün tarihlerde mutabık olursak onu da programa almak isterim. İnşallah. Evet sevgili Gülsüm, Ümmü Gülsüm. Evet. Şimdi Halk Eğitim Merkezi'nde öğretmensin. Evet. Hangi dersler? Türkçe, edebiyat ve Diyanet'in hocalarına DHBT kursumuz var. Diyanet'in hocalarıyla ders yapıyoruz. Öğrencilerinden bahsetmek ister misin? Hangi yaş grubu, hangi yaş aralığı, her yaş mı yoksa? Şimdi bizim örgün değil, yaygın eğitim olduğu için yani 16 yaşından tutun 65 yaşına kadar öğrencimiz var. Hepsini de çok seviyorum. Ve onları görünce özellikle böyle yetişkin kesim, yani insana daha çok okuma azmi, okuma isteği geliyor. Hatta benim 3. üniversitem olan tıp sekreterliği vardı biliyorsunuz. Evet. Onun yanında ben ek bir üniversite daha okumayı düşünüyorum şu an. Ek bir üniversite daha. Evet. Yani inşallah. İşte itiraf ediyorum. Bu kardeşlerimizin yüzünden ben okuyamadım. Okuyacak mı? Başarın daim olsun, devam olsun. Amin, teşekkür ediyorum. İnşallah bir değil birkaç fakülte daha bitirirsin. İnşallah. Hayat fakültesinden zaten mezunsun. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben Ümmü Gülsüm'ü programa davet ederken bana dedi ki Eyüp abi ben şair değilim. Beni niye programa davet ediyorsun dedi. Şimdi iki sebebi var programa bu. İkinci defa alıyorum. İki sebebi var. Birincisi şair değilim demesi biraz tevazudan. Bir şiirleri var, kendi de şiir yazıyor. Ama diyelim ki yazmıyor. Dedim ki sen bir defa Gökhan Şükran Gündoğdu çiftinin yazdığı en güzel şiirlerden birisin. Daha ne olsun dedim. Teşekkür. Haksız mıyım? İşte hani ruhu bu kadar güzel bir kızımız. Ne diyeyim? Allah hak edenine bağışlasın. Yolun, bahtın her zaman açık olsun. Amin. Çok teşekkür ediyorum. Şunu da eklemek istiyorum. Her ne kadar üniversite okusam da hani soruyorlar mesela daha yetmedi mi? Ne kadar okuyacaksın? Hani buna ithafen diyorum ki ne kadar okursam okuyayım. Haddimi biliyorum en azından. İnşallah. Yani öğrencilerim için de diyorum okumak hiçbir şey. Yeter ki insanlığımızı kaybetmeyelim. Elbette. Koca Yunus'un dediği gibi ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Değil mi? Evet. Evet sevgili Murat biraz da senden bahsedelim. Şimdi programın afişinde yorumcu yazıyor. Ben rica ettim arkadaşlardan yazmalarını. Teşekkür şimdi, ederim. Şimdi nerelerde yorumculuk yapıyorsun? Programların var mı? Bahsedebilirsin. Yorumcu Gece Şehir Düştü adı altında bir program yapıyorum. Genelde sosyal medya üzerinden. Uzun zamandır bu programı yapıyorum. Daha önce internet radyolarında yine Geceyi Şiir Düştü adı altında tamamen şiir programı olan bir program. Mesela çok güzel yazarlarımız var. Yeni dönemin yazarlarından. Ama isimleri çok fazla duyulmadığı için şiirleri bilmeyen yazar, isimleri bilinmeyen yazarlar. Geceyi Şiir Düştü programının da bir tek sebebi budur zaten. O güzel kalemlerin kalemlerini, isimlerini duyurabilmektir. Haftada 3 gün salı, perşembe ve cumartesi günleri sosyal medya üzerinden Geceye Şiir Düştü adı altında şiir dinletisi yapıyorum. Senin de yolun bahtın açık olsun, başarın daim olsun. Şimdi programlarımızın benzeşmesi tamamen tevafuk. Güzel bir tevafuk. Şimdi benim programım her ne kadar bu kanalda 3. yılındaysa da biz 10 yıl önce Kocaeli'de bir yerel televizyonda
Hafız Osman Saraç'la birlikte bir program yapmıştık. Programın isim babası da Kartal'da bir kardeşimiz vardı, şair kardeşimiz. İsim babası odur. İsim arıyoruz, ne koyalım, ne koyalım diye. Geceye mısra düştü dedi. Ha, güzel. Biz de öyle başladık. Seninki şiir düştü, bizimki mısra düştü. Her ikisini de ne diyelim, Allah utandırmasın bizleri. Şimdi sıra geldi yine şiire. Bu arada şu biraz önceki notu ben senden alayım. Arkadaşlar bir form olur. Verirseniz şiire Gülsün kızımız bir şiir daha okusun. Ben okuduktan sonra. Sen şiirini oku, ben daha sonra okurum. Peki. Burada bir şiirim parçası kalmış. Şunu vereyim. Sıkıntı yok. Zaten her şiir biraz yarım kalmıştır. Sen başlayabilirsin. Fon gelir nasılsa. Evet, geldi zaten. Her şey sende gizli. Yine Can Yücel'den. Yerin seni çektiği kadar ağırsın, kanatların çırpındığı kadar hafif, kalbinin attığı kadar canlısın, gözlerinin uzağa gördüğü kadar genç, sevdiklerin kadar iyisin, nefret ettiklerin kadar kötü. Ne renk olursa olsun kaşın gözün, karşındakinin gördüğüdür rengin. Yaşadıklarını kâr sayma, yaşadığın kadar yakınsın sonuna. Ne kadar yaşarsan yaşa, sevdiğin kadardır ömrün. Gülebildiğin kadar mutlusun, üzülme. Bil ki ağladığın kadar güleceksin. Sakın bitti sanma her şeyi, sevdiğin kadar sevileceksin. Güneşin doğuşundadır doğanın sana verdiği değer. Ve karşındakine değer verdiğin kadar insansın. Bir gün yalan söyleyeceksen eğer, bırak karşındaki sana güvendiği kadar inansın. Ay ışığındadır sevgiliye duyulan hasret ve sevgiline hasret kaldığın kadar ona yakınsın. Unutma, yağmurun yağdığı kadar ıslaksın, güneşin seni ısıttığı kadar sıcak. Kendini yalnız hissettiğin kadar yalnızsın ve güçlü hissettiğin kadar güçlü. Kendini güzel hissettiğin kadar güzelsin. İşte budur hayat, işte budur yaşamak. Bunu hatırladığın kadar yaşarsın. Bunu unuttuğunda aldığın her nefes kadar üşürsün. Ve karşındakini unuttuğun kadar çabuk unutulursun. Çiçek sulandığı kadar güzeldir, kuşlar ötebildiği kadar sevimli. Bebek ağladığı kadar bebektir ve her şeyi öğrendiğin kadar bilirsin. Bunu da öğren, sevdiğin kadar sevilirsin. Sevdiğin kadar sevilirsin. Çok güzel dönüyorsun, sevdiğin kadar sevilirsin. Evet. Ama günümüzde ne kadar doğru, onu da bir düşünmek lazım. Bir de şunu düşünmek lazım. Evet. Günümüzde sevgi nasıl bir sevgi? Hangi anlamda, değil hani mi? Beşeri sevgi mi, ilahi sevgi mi, yoksa sevgiler çok değişti. Evet, bize artık Rahman sevgi yeter diyelim. Aynen. Evet sevgili Murat, sende ne var şimdi? Ben de kendi kalemimden Anladım Ki diye bir şiirim var. Anladım ki. İnsanlar biliyorsunuz bazı şeyleri anlamamız bazen çok zaman alabiliyor. Daha doğrusu gerçekleri, kendi hayatımızda gerçekleri görmemiz çok zaman alabiliyor. Öyle zamanın ardından düşen satırlardı kendi kalemimde. Merakla bekliyoruz fonla birlikte inşallah. Anladım ki insan kendi cehennemini kendi hazırlarmış. Anladım ki kendi ateşini de kendi yanarmış. Erken diye bir şey yokmuş. Meğer insan sevdiği her şeye geç kalırmış. Zaman dedikleri bir kumarmış. Senin ortaya her şeyini koyduğun, onların ise hiçbir şeyini riske atmadığı, iyi olanların, çok sevenlerin kumarıymış zaman. Sonra
Sonra baktım ki aslında sandıkların yanılgılarınmış. Meğer aşk dedikleri insanların birbirine söylediği en süslü yalanmış. Ve aslında hiçbir şeyin sonu yokmuş. Bütün vedalar kaderin sana sunduğu bir çeşit ızdırapmış. Gülmek denilen şeyin gerçek olduğunu sanarken ben aslında bütün kahkahalar acı örtüsüymüş. En büyük çıkmaz kendine gelen yolmuş mesela. Ve şöyle bir gerçek varmış ki gidenin kalanı yokmuş. Her şey, herkes zaman ayarlı bir tuzakmış. Gündüzün farkı geceden sadece beyazmış. Şimdi bir sessizliğe bürünürken belki yıllar, belki ömür sürecek bir sessizlik. Anladım ki kendine susmak başkalarının kırmasından daha acıymış. Kendini kandırmak yalanların en büyüğü. Kendini kaybetmek kayıpların en önemlisi. Ve kendine susmak intiharların en acımasızı. Meğer umut dedikleri şey kendime cimri, sevdiklerime cömert bir yanılmış. Kendime cimri, sevdiklerime cömert bir yanılmış. Çok güzelmiş. Çok güzel. Teşekkür ederim. Şimdi Ümmü Gülsün kardeşim benden bir şiir okumamı istedi. Önce şiirin hikayesini, öyküsünü anlatalım. Hikaye demeyelim. Çünkü yaşanmıştır. Mevlana Celaleddin Rumi Şems ile tanışır. Tebrizli Şems ile. Şems-i Tebrizli diye geçer kitaplarda. Şems-i Tebrizli ile tanıştıktan sonra yani birbirlerini çok severler. Muhabbetleri artar. Sürekli sohbet halindeler. Sürekli birlikteler. Tabii insanoğlunun olduğu yerde dedikodu mutlaka olur. Dedikodular baş gösterir. Hem de böyle aptal aptal yani olmadık dedikodular üretilir. Şems-i Tebrizli çok işerler buna. Konya'dan Şam'a gider. Ayrılır oralardan kahrettiği için. Bir müddet orada kalır. Mevlana çok fazla dayanamaz. Oğlu Sultan Veled'e bir mektup verir ve bunu derhal götür. Şems-i Tebrizli'yi bul ona ver der. Gönderir mektubu. Yani gel artık demektedir. Çağırmaktadır onu. Şems-i Tebrizli der ki Mevlana'nın çağrısına uymamak olmaz. Onun davetine icabet etmek gerekir. Geri döner. Bir müddet kalır. Tabii Mevlana sevinir. Kavuşma vaktidir. Sohbetler yine başlar. Fakat çok sürmez bu sohbetler. Yine dedikodu kazanları kaynamaya başlar. Şems-i Tebrizli çok içerler buna. Der ki bir gün öyle bir gideceğim ki ne gittiğim yerden hiç kimsenin haberi olmayacak. Ve sözünde dur oradan ayrılır. Hiç kimsenin haberi olmadan çeker gider. Mevlana onun arkasından der ki duydum ki bizi bırakmaya azmediyormuşsun. Etme. Başka bir yar, başka bir dosttan el ediyorsun. Etme. Sen yad eller dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüye kastediyorsun? Etme. Çalma bizi bizden. Bizi gitme o ellere doğru. Çalınmış başkalarına nazar ediyorsun. Etme. Ey felek harap olmuş, alt üst olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle alt üst ediyorsun. Etme. Ey makamı var ve yokun üzerinde olan kişi, sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun. Etme. Sen yüz çevirecek olsan, ay kapkara olur gamdan. Ayın da evini yıkmaya kastediyorsun. Etme. Bizim dudağımız kurur, sen kuruyacak olsan, gözlerimizi öyle yaş dolu ediyorsun. Etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun? Etme. Ey cennetin cehennemin elinde olduğu kişi, bize cenneti öyle cehennem ediyorsun. Etme. Şekerliğinin içinde zehir zarar vermez bize, o zehri o şekerle sen bir ediyorsun. Etme. Bizi sevindiriyorsun huzurumuz kaçar diye. Huzurumu bozuyorsun sen, mahvediyorsun.
etme. Harama bulaşan gözüm güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da değer hırsızlık ediyorsun. Etme. İsyan et ey arkadaşım. Söz söyleyecek an değil. Aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun. Etme. Mevlana Şemsi. Mevlana Celaleddin Rumi. Teşekkür ederim bunu bana verdiğin için. Okumak büyük bir keyifti. Bu şiiri Veysel Hocam istemişti. Kendisi ilk yardım hocamız. Ona hitaben olsun. Soyadını da söyleyelim. Veysel Ote. Aynı zamanda bizim dernek başkanımız. Biz bir dernek oluşturduk. Türgev diye. Türkiye Gönüllüleri Derneği. Hepinizi bekleriz inşallah bir çay kahve içmeye. Şimdi bir dakika. Hemen öyle üstünde geçmeyelim. Neydi derneğin adı? Türkiye Gönül Elçileri Derneği. Türkiye Gönül Elçileri Derneği. Evet. Merkezi Kocaeli'de. Evet. Belsa Plaza 9. kattayız. Derneğin maksadı ne? Hemen onu. Yardımlaşma. Yani çok fazla reklam olmasın diye şey yapmıyorum şu an. Hani sakıncası şimdi, var mı? Hayır sakıncası yok. Böyle hayır derneklerinin tanıtımında sakınca olmaz. Şimdi çayınızı içmeye tabii büyük bir tabii mutlulukla ki geleceğiz. Evet. Sevgili dostlar, Gönül Elçileri Derneği, kızımız da yönetiminde sanıyorum. Evet. Bahset nedir görevin? Kadın ve Aile Birim Başkanıyım orada. Yani inşallah Rabbim utandırmasın. Henüz çok yeniyiz. Elimizden geldiğince ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bayramda kıyafet yardımı vesaire yaptık. Hani yapılanları da çok da dinlendirmek istemiyorum. Nazardan da korkuyoruz açıkçası. Bir de sağ elin verdiğini sol el bilmesin denir. Evet, hani ben bir de o yüzden şuna dikkat çekerim. Bu tür konuları bizde bilhassa maalesef aynen suistimal eden çok olur. Aynen. Allah onlara fırsat vermesin. Amin. Allah niyetinizi hayırla akıbetlendirsin diye. Çok sağ olun. Teşekkürler. Şimdi ne okuyacağız? Şiir mi okuyacağız? Bilmiyorum. Bir şeyler mi anlatmak istersin? Fark etmez. Yani şiir okuyalım. Şimdi ben Ümmü Gülsüm kardeşimi tanıdığım herhalde bir 8-10 yıl olmuştur. Tabii. Hep böyleydi. Hiç değişmedi. O zaman da çok güzel şiirler okuyordu. Güzel şiirler de yazıyordu. Sonra kalemle arayı açtı, okumaya başladı. Evet. Anlatamıyorum diyelim o zaman. Orhan Veli mi? Orhan Veli Kanık'tan anlatamıyorum. Tam beni ifade ediyor çünkü. Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarım ellerinizde? Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimelerin ise kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce. Bir yer var biliyorum, her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım, duruyorum, anlatamıyorum, anlatamıyorum. Evet, anlatamıyorum. Evet. Bazen öğrencilerime soru soruyorum mesela, hani konuyla alakalı. Şimdi ya hocam diyorlar işte biliyoruz ama hemen burayı söylüyorum. Bir şey var, her şeyi söylemek mümkün. Evet. Anlatamıyorum. Anlatamıyorum. Bugün aynı derde ben düştüm. Anlatamıyorum. Orhan Veli aklıma geldiğinde aklıma bir de şair, Sahir isimli bir şair gelir. Bunların birbirleriyle çekişmeleri çok meşhurluk. Bir gün Orhan Veli bir mekanda işte demlenmektedir diyeyim, çay içmektedir. Sahir de o mekandadır. Sahir çok nasıl diyeyim, hoş sohbet biridir. Orhan Veli bunun başındaki kalabalığı görünce kendi yalnızlığına içerir ve döner der ki, sarhoş Sahir, sarhoş Sahir, ne bilirsin aşka dair? O da olduğu yerden döner. Der ki, halkı kandırmaktan sanık, şair Orhan Veli Kanık. Ya, bu kadar güzel. Evet, Murat Arslan, şimdi sizdeyiz. Ne okuyacaksınız?
Hoşça kal gözlerimi ıslak gülüşün diye yine kendime ait bir şiir okumak istiyorum. Hoşça kal gözlerimin ıslak gülüşün. Çok güzel. Hani değil bazen mi? Biraz önce anlatamıyorum dedik ya. Gerçekten bazen bazı şeyleri anlatmak o kadar zor ki. Sanki zamanında ya insanın dili varmıyor ya çok erken sanıyor. Ama bir gün bir bakıyorsun her şey için geç kalmışsın. Onu söylemeye artık fırsatın yok senin. Özür dilemeye, beni affet demeye, kırılan bir kalbi tamir etmeye artık vaktin kalmamış. O yüzden her zaman şunu diyorum. Hayatta hiçbir şeyinizi zamana bırakmayın. Seviyorsanız, özlüyorsanız, kırdıysanız bugün arayın, bugün sorun, bugün söyleyin. Çünkü yarın belki kısmet olmayacak. Yarın belki olmayacak. Aynen, evet. Yarın belki olmayacak. Fonumuzu alalım. Beni bir tek sen affet. Kalamadım gökyüzünde. Yağmadım sana sağanak sağanak. Ama anladım ki kimse sen değil. Kimse senin gibi değil. Ben şimdi kendi çıkmazımda boğuluyorum. Varlığını bilemedim. Yokluğuna şikayet edemiyorum. Meğer ne çok şeymişsin sen. Huzur gibi, liman gibi, ömür gibi. Meğer ne çok aşk olmuşsun sen. Şimdi sadece uzaklardan bakıyorum sana. Ben bilemedim cennetini. Göremedim denizini. Eğer sorarsan pişman mısın? Değilim. Hem de hiç değilim. İyi ama bu özlem niye dersen? Deme. Kelimelerin bittiği yerdeyim. Neyin sesi bu diye sorma. Şehrime, ülkeme, sana ve şiire buruk bir veda say. Say ki son yağmur bu. Gözlerimden yüreğime yağan. Say ki son çıkış. Kapat şimdi gözlerini. Uğurla beni içinden. Sessiz ol. Tut uç kırıklarını. Zaten yüküm çok. Bir dünya sensizlikle göçüyorum. Olur da bir daha göremezsem dünya gözüyle. Sadece bil istiyorum. Seni seviyorum. Gözlerimin ıslak gülüşü. Gözlerimin ıslak gülüşü. Geç. İşte şiirleri şiir yapan da bu tip can alıcı sözler. Şimdi bir analar şiiri okumak istiyorum. Müsaadeniz var mı? Veya göndereceğiniz bir yer var mı? Analar baş tacı biliyorsunuz. Ben şiirimizi Semra Koşar ablama yollamak istiyorum. Kendisi üniversiteye kızını yolladı. Çok özlüyor onu. Sanki çok uzakmış gibi. Ama daha dur yani bunlar güzel günler. İnşallah Rabbim muvaffak eylesin. Bu şiirimiz de ona hediyemiz olsun. Evet, Semra Koşar mıydı? Evet. Semra Koşar abla, Allah kavuştursun diyelim biz de. Garibin anası pencerelerden yanık türkülerle yollara bakar. İncecik yüzünde her akşam üstü çizgi çizgi nokta nokta bir efkar. Fakirin anası her sabah sessiz ağlar çocuğunun aç çıplak durduğuna. Elleri koynunda kalır çaresiz bin pişman doğduğuna doğurduğuna. Mahkumun anası susar konuşmaz, suçu kendisinde sanır. Kaçar insanlardan aydınlıklardan, duvarlara bile baksa utanır. Açılsa üstün biraz duyar da gece yarısı, kalkar yatağından gelir. Bir mübarek el uzanır yorganıma usulca, bilirim anamın elidir. Bir merhamet, bir sıcaklık, bir gurur. Yavrum diyen sesinde ve huzurun günde beş vakit nabzı vurur beyaz tülbentinde, seccadesinde. Karımın anası anama benzer, öylesine yakın, duygulu, ince. Özü sözü bir yayla gözesi kadar berrak, oturtacak yer bulamaz çıkıp yanına gidince. Yüreği destanlar gibi sımsıcak ve alnım açıksa, başım dikse, dirliğimiz varsa, mutluysam,
yüzüme gülüyorsa böyle bu şehir ve bir beyaz zambak gibi pırıl pırılsa yavrum ve yavrumsa her şeyi bana sevdiren bir yuvamdaki bu bitmez, bu tükenmez saadet anasının yüzü suyu hürmetinedir. Bütün anaların ellerinden öpüyoruz. Şimdi anacığım beni izliyordur. Beni de izliyor. Muhtemelen. Diyecek ki bak beni unuttu. Hemen Eyüp abi ikinci aramızda inşallah anneciğimi telafi edin. Yoksa bunun bir de eve gidişi var yani. Ben de onu gidecektim. Sel gider kum kalır. Şimdi sadece anne değil. Şimdi annenden bahsedersen şimdi bir de Gökhan tufanına rastlarsın evde. Ben o kısmına karışmıyorum. Reklama ne kadar süremiz var arkadaşlar? 2 dakikamız varmış. 2 dakikaya hiç ne sığdırabiliriz? Şey bir şey sığdırabiliriz. Ben sığdıramam. Evet sen sığdır o zaman. Sığdıramam. Murat senden bir şeyle gidelim reklama. Sanki cenneti gözlerinde gördüm. Seni ilk kez o sahilde gördüm. Umudumun boynu bükük, ellerim cebimde. Maviyi izlerdim her gece. Karanlığa umut olur mu? O umudu sen yaktın işte. Dağılan saçları vardı. Öyle saçları vardı ki kokusunu ta uzaklardan duyardım. Bir an sanki cennetten bir koku dedim. İçime huzur doldu. Gülüşünü gördüm işte aşk bu dedim. En son gidişi kaldı. Ben ölümü ilk defa o gün hissettim. Bir de gidişi kaldı. Ben ölümü ilk defa o gün hissettim. Neye benzedi bilir misin? Hani derler ya, ölümle ayrılığı tartmışlar. 50 fazla gelmiş ayrılık. Tabii. Efendim reklamlardan sonra burada olacağız. Ayrılmayın. Kaliteyi gardırobunda taşımak isteyen erkeklerin tek adresi Bagimen. Bagimen. Şıklığın ve kalitenin anlam kazanmış hali. Bagimen. Siz de erkek giyimi için bir adres arıyorsanız Bagimen'e uğramadan karar vermeyin. Giy ve kalitenin farkına var. Bagimen. Bagimen. Adres İnönü Caddesi, Ömer Ağa Mahallesi, No 156'ya B, İzmit, Kocaeli. İletişim 0262 322 2892. Kaliteli malzeme ve profesyonel hizmet Serpent Sineklik BVC Plastik Doğramadan sağlanır. Pilise Perde, Pilise Sineklik, Panjur, Katlanır Cam, Alüminyum korkuluk ve alüminyum doğrama, ses, su ve toz almayan tüm ürünleriyle yapılarda kusursuz çözümler. Serpent Sineklik PVC Plastik Doğramada. İletişim 0262 311 1166 0533 385 58. Adres Yenişehir Mahallesi Sultan Baba Sokak No 33 İzmit Kocaeli. Serpent Sineklik PVC Plastik Doğrama. Hayata bir de bizim penceremizden bakın. Öyle bir yer hayal edin ki sizi mutlu edebilecek her şey olsun. Kocaeli'nin incisi Seka Park'ta Körfez'in eşsiz manzarası eşliğinde huzur bulacağınız ortamıyla Palmiye Cafe yenilenen yüzüyle sizlerle birlikte.
Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. İmza Sevinç Aksu. Lösev hayat verir. Özgüven Market. Hizmette kalite, alışverişte ise özgüven. Acısu Derbent ve Nusretin şubeleriyle siz değerli müşterilerini bekliyor. İletişim 0262 353 42 21. Eftal Maya Evleri, Kocaeli'nin Gözde semti, Yeni Mahalle Radar mevkiinde, doğanın içinde, yaklaşık 1000 metrekare yeşil alan içerisinde, 20 daire, 3 iş yeri, 200 metrekare kapalı otoparkı ile siz değerli sahiplerini bekliyor. Maksimum güvenceyle hayallerinize kavuşacağınız yeni yaşam alanları, Eftal Maya Evleri. Evlerinizi güzelleştiriyoruz. Atmaca alçı yapı. Kurulduğu yıldan beri inşaat sektörüne birçok taahhüt, projelendirme ve müteahhitlik hizmetlerinde bulunan Atmaca alçı yapı, alçıpan, dekorasyon, iç ve dış cephe boya, ses, ısı ve su yalıtımı, dış cephe mantolama ve dış cephe söve dekorasyon hizmetleriyle de sektöründe öncü olmaya devam ediyor. Estetik tasarımlar ve dekoratif çözümler sunan Atmaca Alçı Yapı, Kocaeli'de binlerce müşteriye hizmet vererek kaliteyi ön plana çıkartıyor. Sizler de uygun fiyat avantajlarıyla kaliteli hizmetten yararlanabilir, evinizin güzelleşmesini sağlayabilirsiniz. Kadıköy Mahallesi, Turay Güneş Caddesi, No 223, İzmit, Kocaeli. İletişim 0262 321 67. Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. İmza Sevinç Aksu. Lösev hayat verir. ...2009 yılından bu yana hizmet veren Aşina Çorba, 150 kişilik kapasitesiyle müşteri odaklı çalışan personeli ve her türlü müşteri istek taleplerini değerlendiren servis anlayışıyla göz doldururken, siz değerli müşterilerini lezzetleriyle de aşina yapıyor. Muhteşem çorbalarının yanında müşterilerine farklı lezzetler de sunan Aşina Çorba, şimdilerde ocakbaşıyla da iddiasını ortaya koyuyor. Alışılmış lezzetlerin dışında yöresel lezzetleri de sunarak 7 gün 24 saat hizmet anlayışıyla evlere ve iş yerlerine aldığı siparişlerle Adana'yı ayağınıza getiriyor. Unutulmaz bir lezzet deneyimi için sizleri de Aşina Restoran ve Ocak başına bekliyoruz. Şoray abi, başım dertte. Hayırdır? Kredi kartına bir türlü para yetiştiremiyorum. Kese kağıdını doldurduğun gibi kullanıyorsan kartını yetiştiremez. Ne yapayım abi, kullanmayayım mı? Kullan ama limitin kadar. Bankanın verdiği limit. Hayır, limitin ödeme gücündür. Günü geldiğinde ödeyebileceğin kadar harcama yap kartını. Ama abi bir tane kartım yok ki. Fark etmez. Önemli olan ödeme gücün. Aşarsan para yetiştiremez. Anladım abi. Unutma, kredi kartı havadan gelen para değildir.
nakit yerine kullanabileceğin bir ödeme aracıdır. Doğru kullanırsan hem sana fayda sağlar hem de ülke ekonomisine. Öyle bir yer hayal edin ki sizi mutlu edebilecek her şey olsun. Kocaeli'nin incisi Seka Park'ta Körfez'in eşsiz manzarası eşliğinde huzur bulacağınız ortamıyla Palmiye Cafe yenilenen yüzüyle sizlerle birlikte. Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. İmza Sevinç Aksu. Lösev hayat verir. Burası Türkiye. Biz de Türk'üz, Türk. Bu memleket bizim. Bu vatan bizim. Bu toprakta doğduk, burada büyüdük. Bu memleket bizim, bu vatan bizim. 1071 Malazgirt'ten bir gedik, açıp girdik, bu toprağa yurt dedik. Bedel ise bedelini ödedik. Bu memleket bizim, bu vatan bizim. Türkiye'ye neden Türkiye denmiş? Bu isim bu yurda gökten mi inmiş? Demek ki apaçık bedel ödenmiş. Bu memleket bizim, bu vatan bizim. Bedeli sayısız şehit olmuş can. Bedeli bayrağı al eyleyen kan. Ne isterse verdik bizden bu vatan. Bu memleket bizim, bu vatan bizim. Laz da benim, Çerkez de ben, Kürt de ben. Bunlar ağza, bunlar el kol, Türk beden. Ağzı olan konuşmasın bilmeden. Bu memleket bizim, bu vatan bizim. Mülayim bulup da Türk'teki huyu, kuyu kazmasınlar ardından kuyu. Kabarmasın Türk'ün ayranı suyu. Bu memleket bizim, bu vatan bizim. Kimse şaşırmasın, kimse şaşmasın. Bağrında barınan yılanlaşmasın. Türkiye'de Türk'ün sabrı taşmasın. Bu memleket bizim, bu vatan bizim. Bırakın yılanı, en küçük böcek bu toprakta yaşıyorsa bilecek. Türkiye Türklerin yurdu diyecek. Bu memleket bizim, bu vatan bizim. Ey Arif, bazısı demiyor ama der kardeş. Hiç der kardeş, üzülme, hiç düşme gama. Seve seve dedirtiriz adama. Bu memleket bizim, bu vatan bizim. Sevgili dostlar, reklamlardan sonra TV 262 ekranlarında kaldığımız yerden gecenizi mısra düşürmeye devam ediyoruz inşallah. Programımızı bir Ozan Arif şiiriyle açtık. Bu vesileyle Ozan Arif'e de hastalığından dolayı geçmiş olsun deyip bendenin selamlarımızı gönderiyoruz. Evet sevgili dostlar, en son Murat'ta kalmıştık. Şimdi biraz sohbet edelim. Sohbetin de yeri gelmişken, ben programı da genelde yaparım. Programa gelirken eminim selam isteyen olmuştur. Şimdi buyurun, kimlere selam gönderirsiniz? Gülsüm, senden başlayabiliriz. Öncelikle kendi anneme, babama, aileme, en sevdiklerime, onlar bilir kendilerini. Halk Eğitim Müdürüm İhsan Erdem'e, Nurhan Özmen Hocam'a, bütün öğrencilerime ve öğretmen arkadaşlarıma, hepsine çok çok selam yolluyorum. Hepsini çok seviyorum. Hepsi de benim için çok değerli. Bu kadarcık mı? Bu kadarcık. Murat, sen de selam gönderebilirsin kimlere göndermek istiyorsan. Canım ailem
şu an bizleri izliyor. Öncelikle onlara selam olsun. Bir de Poyraz bebeğimiz var. Yeğenim var. 4 aylık. O belki anlamaz ama olsun. İleride bir gün izlerse. Amcam bana selam göndermişti der en azından. Şimdi, onu çok özledim. Ona selam göndermek istiyorum. Bir de 7-8 yıldır hep omuz omuza çalıştığım arkadaşlarım var. Ailemden çok gördüğüm insanlar var. Mehmet Yılmaz var. Zonguldaklı uzun Mehmet derler. Mesela bölüm amirim, ona buradan selam olsun. Mehmet Başlı var, Adanalı. O da bizim şefimiz, mühendisimiz. Ona selam olsun. Bir de sahada sürekli çalıştığım insanlar var. Kenan Yücel ile Erdinç Eraslan var. Onlara da buradan gönülden sevgiler, selamlar olsun. Şu an bize bir de bizi Afrika'dan izliyorlar. Dündar Saka, Hasan Baytok, Onur Yurt, Ahmet. Onlara da buradan selamlar, saygılar olsun. Birkaç selam da ben göndereyim. Ben şöyle söyleyeyim, gurbetçi bir ailenin gurbet görmemiş fertlerinden biriyim. Halen Avusturya'da yeğenlerim var. Abilerim vardı, hepsi rahmetli oldu. Yeğenlerim var, hepsine selamlar olsun. İsim saymayayım, çok uzun çünkü. Oradaki tüm dostlara, daha doğrusu hasret çeken tüm gurbetçileri Allah kavuştursun diyeyim. Bu arada Amerika'dan bizi izleyen İsmail Vardal kardeşime de selamlar olsun. Türkiye'de selam göndereceğim çok var. Hepsine böyle bir kucak selam olsun. Hepsini çok seviyorum. Şiir seven herkesi çok seviyorum. Allah rızası için çok seviyorum. Bu böyle biline diyoruz ve ne güzel. Şiirle devam edelim. Gülsüm, Ümmü Gülsüm gün doğdu ne okuyacak? Behçet Necati Gül'den Sevgiler diye okuyayım. Buyurun günümüze bakalım. En çok gidecek olan şiir. Evet, Behçet Necati Gül. Sevgileri yarınlara bıraktınız. Çekingen, tutuk, saygılı. Bütün yakınlarınız sizi yanlış tanıdı. Bitmeyen işler yüzünden ki siz de böyle olsun istemezdiniz. Bir bakış bile yeterken anlatmaya her şeyi, kalbinizi dolduran duygular kalbinizde kaldı. Siz geniş zamanlar umuyordunuz. Çünkü çirkindi dar vakitte bir sevgiyi söylemek. Yılların telaşlarda bu kadar çabuk geçeceği aklınıza gelmezdi. Gizli bahçenizde açan çiçekler vardı. Gecelerde ve yalnız vermeye az buldunuz veyahut vaktiniz olmadı. Vermeye az buldunuz veyahut vaktiniz olmadı. Ne kadar güzel söylüyorsun. Vermeye az buldunuz veya vaktiniz olmadı. Çok güzel. Teşekkürler Ümmü Gülsüm Gündoğdu. Ben teşekkür ederim. Şimdi Murat kardeşim, sen az önce canım aileme dedin. Fakat ben evli olduğunu bilmiyorum. Evli değilsin sanırım. Yok, evli değil. Aile derken anne baba. Tabii. Evli olmayacak kadar gençsin çünkü. Tevellüt kaç şimdi, demeyeceğim. 90 dedim de ben. Zaten evet. Şöyle bir şey var abi. Evli olsak bir kere ismini üstüne basa basa söylememiz lazım. Yoksa eve gidemeyiz. Yani, mümkün mü öyle bir şey? Yani. Evet. Ailene ben söylemeyi unuttum selamlarda. Her ikinizin de anne babalarınıza yani sizin gibi pırıl pırıl evlatları yetiştirdiği için teşekkür ederim ve geldiğiniz için de ayrıca size çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Ne okuyoruz şimdi? Ne zaman tamamlayacaksın beni diyeceğiz. Hadi bakalım ne zaman tamamlayacaksın? Yarım kalanların şiiri diyelim biz buna. Senin midir? Benim. Kitapta da olacak inşallah. Evet. Buyurun. Ne zaman tamamlayacaksın beni? Ölünce mi? Ne zaman tamamlayacaksın beni? Vazgeçince mi? Ne zaman anlayacaksın? İş işten geçince mi? Ne zaman seveceksin beni? Ben de bitince mi? Ne zaman geleceksin? Ölünce mi? Biliyor musun? Şu sıralar içim çok karışık. Bir yanım yangın, bir yanım dipsiz uçurum. Ne yanmaktan korkuyorum, ne düşmekten. Hangi yangın hasretinden daha çok yakacak ki?
Hangi uçurum yokluğum kadar derin. Ne zaman sen desem, bir rüzgar esiyor serin serin. Üşüyorum, üşüyorum, tut elimi. Sonra gidersin. Hem ne tuhaf biliyor musun? Yar da sensin, yara da ve tuz da. İtme beni bu karanlığa. Zaten yağmur dinmiyor hiç. Gözlerimin içime dökülüyor. Sinmiyor içime böylesi. Neden gidiyorsun demeye dilim varmıyor. Ama şimdi elini vicdanına koy. Sadece bir kez sor kendine. Bu aşk hak ettiği gibi mi bitiyor? Hangi aşk hak ettiği gibi bitmiş ki, değil mi? Belki de yarım kalmanın en güzel yanı da buydu. Aşkın en güzel tarafı bu zaten. Ben... Aşk, şimdi huslat olunca aşk bitiyor. Orada hani filmin sonunda The End yazdığı gibi orada da bitiyor. Bir nükte anlatırlar. Birçoğuna mal edilir de şöyle bir hikayede ben özne kullanmadan geçeyim. Yaşlı bir adamcağız bir gün böyle yol boyu gezerken bakmış bir evin saçağının altında böyle peşmürde, saç baş darmadağın, elinde bilmem ne şişesiyle sefil perişan halde biri. Selam vermiş, yanındaki selamı almış, Beriki'nin hiç umurunda değil demiş, ya nedir bu hal? Yanındaki demiş ki, ya işte sevdiği ayrıldı bundan, buna yüz vermedi, bu da kahretti kendini, attı bu taraflara işte. Kimseyle konuşmuyor, görüşmüyor. İşte durumu böyle böyle. Şimdi o yaşlı adam dönmüş pejmürde perişan olan adama. Demiş ki, Leyla ile Mecnun'u duydun mu? Duydum demiş. Kerem ile Aslı'yı duydun mu? Duydum demiş. Ferhat ile Şirin'i duydun mu? Duydum. Peki Recep ile Fatma'yı duydun mu? Yok demiş, duymadım. Duyamazsın. Onlar aşklarından vazgeçtiler. Adamcağız durmuş durmuş, kalkmış, silkinmiş, yürümüş gitmiş. Aşkından vazgeçersen perperişan olursun, vazgeçmezsen işte dillere destan olur gelirsin. Ben de bir tarihlerde demiştim ki, belkilere bağladım ömrümün rotasını, sevmekle yaptı gönlüm en büyük hatasını. Güller solup bülbüller başlayınca feryada, yelkeni fora ettin bir bilinmez deryada. Halimi sorma sakın. Efkarlı alında ter gibiyim. Terisini bekleyen efkarlı er gibiyim. Sen bilme kaç medcezir yaşadı kalp gemisi. Bir mezun veremedi sevda akademisi. Ar ettim, yüreğime gömdüm ızdırapları. Dönüşüne sakladım en güzel şarapları. Şişenin mantarını dişimle sökeceğim. Şarap hasret, şarap dert, içmeyip dökeceğim. Süsledim gireceğin odada her tarafı. Cennet umudundayım yaşıyorken arafı. Belki dedin giderken, belki bir gün dönerim. İşte o günden beri gemi bekler fenerim. Ardında kalsa bile cennet gibi bölgeler. Bilirim küçülecek bir gün bu dev gölgeler. Dalgaların yorulup duracağı bir gün var. Yüreğimde bekliyor belki adlı bir bahar. Sen umut fidanıma beklediğim can suyu, sen Kerbela gönlüme aradığın tek kuyu. Ben isteyen, özleyen, arayan ve bekleyen, ben ıssız limanlarda gel ey yolcu gel diyen. Dereceler ölçemez ruhumun ateşini, hiçbir şiir yazmadı bu sevdanın eşini. Razıyım yıkılsa da sevginin limanları, şimdi o belkilerin can verme zamanları. Odan seni bekliyor, gel artık ne olursun. Hasretten kurtarırsın, belkiden kurtulursun. Gel seni şiirlerle, şarkılarla öveyim. Gözüm yollarda kaldı, gel gözünü seveyim. Bitsin İsa ruhumda şarmıhlı iş gelince gel. Gel ey yolcum, cüceye Azrail'den önce gel. Azrail'den önce gel. Ama gelmeyecekler. Gelirse adı aşk olmayacak. Gelmeyecekler. Evet. Ne kadar beklersen bekle, ne kadar özlersen özle. Sadece bunu bildikleri için gelmeyecekler. Bundan şüpheleri olmadıkları için gelmeyecekler. Ne hasta bekler sabahı, ne taze yüzü mezar. Ne de şeytan bir günahı seni beklediğim seni kadar. Seni beklediğim kadar. Evet. Aşklar büyüdükçe şiirleşir,
şarkılaşır, türküleşir. Küçüldükçe de kaybolur gider. Allah bizi önce kendi aşkından, Allah aşkından ayırmasın diyelim. Sevmek çok güzel. Yaradılandan ötürü yaradanı, yaradandan ötürü yaradılanı sevmek çok güzel. Bu konuda çok şeyler söylenebilir de ben daha çok konukların konuşmasını arzu ediyorum. Bizim konuklar da bu akşam konuşmuyorlar. Buyurun Ümmü Gülsüm Gündoğdu. Ne söylersen söyle. İster şiir oku, ister bir şeyler anlat. Öğrencilerim bekliyorlar. Öğrencilerim her zaman bekliyor, sağ olsunlar. Hazır mısın? Hazır ya. Demin bir soru sordum, ben o soruma yanıt alamadım. Buyurun. Hangi yaş grubu dedim? Cevap gelmedi. Dedim ya, 16 yaşından 65 yaşına kadar. Demiş miydi? Dedi. Ben o zaman bu tarafım biraz ağır işitiyor. Ah Eyüp abi, yaşlanıyorum, ben de yaşlanıyorum. 6 Ekim'e bir şey kalmadı şurada. Yaş gidiyor. 6 Ekim'de ne olacak? Ya bir yaş daha gidiyor ömrümüzden her gün. Bir ama takvim önemli eksiliyor. Olan bir yaşın ne kadarını kendin için yaşadığın. Yoksa illaki Allah ömür verdiği sürece yaşayacağız. Yani nefesimizin yettiği sürece yaşayacağız. Yani. Ben her zaman şunu soruyorum. Ne kadarını kendiniz için yaşadınız? Mesela bugün 24 saatin kaç dakikasını kendiniz için yaşadınız? Sabah uyandınız. Kahvaltı, apar topar, herkes işine gitti, gücüne gitti, koşturmaca, o olsa, o öyle olsa, bu böyle olsa, işte arkadaşlarımız eve gideyim, dinleneyim, uyuyayım, çalışan ev hanımlarımız gideyim, yemek yapayım, işte ütü yapayım, şunu yapayım, bunu yapayım. Peki, günün ne kadarını kendiniz için yaşıyorsunuz? Ya da atıyorum, kaç yaşındasınız ki o yaşın ne kadarını kendiniz için yaşadınız? Ben söyleyeyim mi? Hiç. Her zaman yıllar öncesinin planlarını yapmaya alışkın insanlarız bizler. Her zaman bir sonraki günün, bir sonraki haftanın planlarını yapmaya alışkın insanlarız bizler. Ama tek unuttuğumuz şey şu. Zaman. Evet, zaman diye bir gerçek var. Bir kavram var. Ama ne zaman nerede duracağını bilmiyoruz. Bir araba alıyoruz. 10 yıl ödeyecek şekilde. Bir ev alıyoruz. 10 yıl ödeyecek şekilde. Bir insanı kırıyoruz. Sanki yıllarca ömrümüz var da gönlünü yine alacağımız bir şekilde. Ölüm sadece aklımıza en yakınlarımızdan birini kaybettiği zaman geliyor. İnsan da sadece o zaman bir ürperti oluyor. Acaba diyor. 5 dakika sürüyor. Çok sevdiğin de olsa 3 gün sürüyor yası. Bilemedin bir hafta, bir yıl. Ondan sonra hayatına kaldığın yerden devam ediyorsun. Geriye kalan tek şey anılar. Yaşananlar. O zaman bunun için her zaman şöyle diyorum. Güzel şeyler yaşayın, güzel şeyler bırakın, güzel şeyler hatırlanın. Yani hiçbirimiz olmayacağız. Ölüm diye bir gerçeğin olduğu bir dünyada kimse kalmayacak. Herkes bir gün gidecek. Ama ayrılıkla, ama kavgayla, ama buruk bir vedayla, ama ölümle. Mutlaka gidecek. Annen de gidecek, sevdiğin de gidecek, çocuğun da gidecek, baban da gidecek, herkes gidecek. Yeter ki onları kaybettikten sonra şurada bir şey kalmasın. Ya işte ben anneme öf dediydim, babama bağırdıydım, işte çocuğumu dövdüydüm. Burada bir şey kalmasın. Asıl pişmanlık odur. O belki bir kere ölür, bir kere ölür, teslim eder kendini Allah'a. Ama sen geride kalarak her gün ölürsün. O ufacık bir kırık için, bir pişmanlık için. Darmadağın ettin bizi be. Estağfurullah. Hani bir şiir dinler gibi dinledim ama. Evet. Evet, darmadağın olduk. Yani şu konuda ben daha önce okuma yazma kursu verdim, biliyorsunuz. En azından şunu düşünüyorum. Daha önce Kur'an eğitimi de vermiştim. Diyorum ki, hani Hazreti Ali'nin bir sözü vardır. Öldükten sonra yaşamak istiyorsanız arkanızda bir eser bırakınız diye. Ya çok şükür okuma yazma öğrettim, Kur'an öğrettim. Yarın bir gün ölüp gittiğimde arkamdan bir şey okurlarsa ne mutlu bana. Ki unutamayacakları bir şey yani. Vallahi değil inşallah. Mi? İnşallah. İnşallah. Biz ardımızdan ya bir şey okumazlar sana. Şunu yani ölüm herkesin başında. Hani demiş ya şair, uyudun uyanamadın olacak. Yani herkes ölecek yaşta aslında. O yüzden mesela elimden geldiğince hani hocalarımla olsun, öğrencilerimle olsun, ders çıkışında bile helalleşerek çıkmaya çalışıyorum ki bu benim için çok önemli.
en güzeli geç kalmamak. Evet. Bu hayatta zaten hepimiz birbirimize bir şeyler öğretiyoruz. Canımız yana yana can yakmamanın ne olduğunu öğretiyoruz. Kırıla kırıla kırmamanın ne olduğunu öğretmeye çalışıyoruz. Ama bir şekilde öğretiyoruz, iyi ya da kötü bir şekilde öğretiyoruz. Tek gerçek geç kalmamak. Bir tek onun telafisi yok. Sadece onun telafisi yok. Madem ki her nefes haktan hediye, dünya için hakkı unutmak niye? Bugün Allah için ne yaptım diye akşam kendimize soruyor muyuz diyor şair. Evet, ne okuyoruz? Bu arada şu Mona Rosa vardı galiba sende. Onu ben alayım. Sendekilerden bir tane. Olur. Mona Rosa okumayı çok sevdiğim şiirlerden biridir. Evet, benim de öğrencilerimin isteğiydi. O zaman Fidan'a, Ayşe'ye ve Sema'ya gitsin. Okuyacağım zaman da söylersin, isimleri zikrederiz. Evet, o zaman ben Tahir ile Zühre meselesini okuyayım. Nazım Hikmet'indir. Evet. Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş Tahir'de Zühre olabilmekte, yani yürekte. Mesela bir barikatta dövüşerek, mesela Kuzey Kutbu'nu keşfe giderken, mesela denerken damarlarında bir sırrımı, ölmek hiç ayıp olur mu? Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Seversin dünyayı dolu dizgin, ama o bunun farkında değildir. Ayrılmak istemezsin dünyadan, ama o senden ayrılacak. Yani sen elmayı seviyorsun diye elmanın da seni sevmesi şart mı? Yani Tahir'i Zühre sevmeseydi artık, yahut hiç sevmeseydi, Tahir ne kaybederdi Tahirliğinden? Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da, hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Çok güzel. Sevda yüzünden ölmek ayıp değil. Evet sevgili Murat, deminki gibi bizi dağıtmayacaksan şiir olur. Dağıtacaksan hazırlıklı olalım. Evet. Ben şiire geçmeden önce benim programın kadrolu dinleyicileri var. Onlara da buradan selam olsun. Geceye şiir düş diye gönül veren, sürekli takip eden o güzel insanlara da buradan selam olsun, sevgiler olsun. Hatta bu şiiri de onlara armağan etmek istiyorum ben. Bu arada bizden de selam olsun Geceye Şiir Düştü'nün sevgili dinleyicilerine. Evet. Kapatırsın geceye gözlerini, ne bir ses ne bir soluk. Boğulu pencerelerde hüznün donuk. Sonra bir şarkı dokunur. Kusarsın onca hasretin zehrini karanlığa. Ve daha çok çekersin yorganı kafana. Karanlık, üstüne karanlık. Altı üstü bir sevdalık. İçi de, dışı da seni yakar. Elin telefona gider. Silip de unutmaya kıyamadığın o numarayı çevirir ama arayamazsın. Saatler ilerledikçe daha bir suskunluk çöker. Ama işte yine de gelmez bir haber. Peki sevdiğim, sahi sen nasılsın? Bu benim acım. Yok mu senden de olsa az bir acım? Yoksa beraber sevmedik mi? Şimdi tükeniyor yüreğim. Bu ne soğuk gece. Bu ne taş yastık. Hayaller diyorum. Hayaller yüreğimde yanıyor sıcacık. Gelsen bir kez daha. En azından bir umutluk, bir sevdalık. Bakmasan böyle uzaklara. Sadece bir sabah. Yine çayı sen koysan, simitleri ben alsam. Bir günaydın daha hediye etsen bana. Sadece bir günaydın daha. Gelsen olmaz mı? Çok güzel. Hani şair demiş ya, gelseydin bana bir çay içini. Sen bana çay dökerdin. Ben sana hiç. Evet sevgili Ümmü Gülsüm Gündoğdu.
Şimdi Mona Rosa'yı ben okuyacaktım ama yazını okuyamadım. O benim bir şeyimden gözler biraz galiba ondan yok, dolayı. Yok yok benim yazım çirkin malum tıp sekreterliğinden dolayı biraz da yazı hızlı olunca. Evet, ben sıyrayım arada. Benim gözlerim sağlanmış. Evet. Hikayesini de anlatabilirsin. Şiir de sana bırakayım o zaman. Peki. Hikayeyi aslında öğrencilerim biliyor. Sizler de biliyorsunuzdur. Sezen. Bilmeyenler vardır yine de. Kısadan da olsa bir özet o geçebilirsin. Çok güzel yazı. 1950'ler Ankara Mektebi, yani Mektebi Mülkiye Siyasal Bilimler Fakültesi. Bir genç ki adı Sezai Karakoç. Aşık olur bir gün. Aşık olduğuna tabii gidip açılamaz. En yakın arkadaşıyla bunu paylaşır. O sırada oradan geçen bir kız da bunu duyar ve gider Muazzez'e söyler. Der böyle böyle işte seviyor. Muazzez ilk başta inanamaz. Yok öyle şey olmaz falan vesaire. Nitekim aşkına da karşılık vermez Sezai Karakoç'un. Cemal Süreyya ile Sezai Karakoç, biraz daha özeti kısaltayım. Bir iddiaya girerler. İkisi de bu kişiye aşıktır. Ve iddia sonucu, iddiayı kazanan kişi soyadından bir harfi eksiltecektir. Normalde Cemal Süreyya'dır. Daha sonra Cemal Süreyya olur. Şimdi ben size bunları anlatayım. Şiirini okuyayım. Mona Rosa. Siyah günler, ak günler. Geyvenin günleri ve beyaz yatak. Kanadı kırık kuş merhamet ister. Ah senin yüzünden kana batacak. Mona Rosa. Siyah günler, ak günler. Olur aya karşı kirli çakallar. Ürkek ürkek bakar tavşanlar da. Mona Rosa. Bugün bende bir hal var. Yağmur iğri iğri düşer toprağa. Olur aya karşı kirli çakallar. Açma pencereni, perdeleri çek. Mona Rosa, seni görmemeliyim. Bir bakışın ölmem için yetecek. Anla Mona Rosa, ben bir deliyim. Açma pencereni, perdeleri çek. Zeytin ağaçları, söğüt gövdesi. Bende çıkar güneş aydınlığa. Bir nişan yüzüğü, bir kapı sesi. Seni hatırlatıyor her zaman bana. Zeytin ağaçları, söğüt gövdesi. Zambaklar en ıssız yerlerde açar. Ve vardır her vahşi çiçekte gurur. Bir mumun ardında bekleyen rüzgar. Işıksız ruhumu sallar da durur. Zambaklar en ıssız yerlerde açar. Ellerin, ellerin ve parmakların bir nar çiçeğini eziyor gibi. Ellerinden belli oluyor bir kadın denizin dibinde geziyor gibi. Ellerin, ellerin ve parmakların. Zaman ne de çabuk geçiyor Mona. Saat 12'dir söndü lambalar. Uyu da turnalar girsin rüyana. Bakma tuhaf tuhaf göğe bu kadar. Zaman ne çabuk geçiyor Mona. Akşamları gelir incir kuşları, konar bahçenin incirlerine. Kiminin rengi ak, kimisi sarı. Ah beni vursalar bir kuş yerine. Akşamları gelir incir kuşları. Ki ben Mona Rosa bulurum seni. İncir kuşlarının bakışlarında. Hayatla doldurur bu boş yelkeni. O masum bakışlar su kenarında. Ki ben Mona Rosa bulurum seni. Kırgın kırgın bakma yüzüme Rosa. Henüz dinlemedin benden türküler. Benim aşkım uymaz öyle her saza. En güzel şarkıyı bir kurşun söyler. Kırgın kırgın bakma yüzüme Rosa. Artık inan bana muhacir kızı. Dinle ve kabul et itirafımı. Bir soğuk, bir garip, bir mavi sızı. Alev alev sardı her tarafımı. Artık
inan bana muhacir kızı. Yağmurlardan sonra büyürmüş başak, meyveler sabırla olgunlaşırmış. Bir gün gözlerimin ta içine bak, anlarsın ölüler niçin yaşarmış. Yağmurlardan sonra büyürmüş başak, altın bilezikler o kokulu ten. Cevap versin bu kanlı kuş tüyüne, bir tüy ki can verir bir gülümsesen. Bir gün bir tüy ki kapalı gece güne, altın bilezikler o kokulu ten. Monoroza siyah günler, ak günler, Geyve'nin gülleri ve beyaz yatak. Kanadı kırık kuş merhamet ister, ah senin yüzünden batacak kana. Monoroza siyah günler, ak günler. Şimdi bir gün Çanakkale'ye bir mülkiye müfettişi gider. Bakar ki meydanda belediye binasının önünde açık artırmayla hurdacıya savaştan kalma materyaller, özellikle metal materyaller hurda fiyatına satılmakta. Savaşta kullanılmış olan top, tüfek, yani aklınıza ne gelirse bütün o metalleri toplamışlar belediyenin önünü bir meydana. Hurdacıya satacaklar. O mülkiye müfettişi belediye başkanıyla yumruk yumruğa kavga eder. Satışı iptal eder. Ve bugün Çanakkale'de müzede sergilenen o materyaller o kavgadan kalmadır. O mülkiye müfettişi kimdir? Bilir misiniz? Unuttum şu an. Cemalettin Sever'dir. Evet, Cemalettin Sever kimdir? Cemalettin Sever kimdir? O da Cemal Süreyya diye bildiğimiz şairdir. Cemal Süreyya rahmet olsun. Çok dramatik bir sonu vardı Cemal Süreyya'nın. Oğlundan yediği dayakla ölmüştür. Allah rahmet etsin. Evet. Yani... bu şiir hakkında da şunu söylemek istiyorum. Monoroza, yani Muazzez Akkaya'nın, hani böyle internetten araştırdığınızda öldüğü gibi kısalar var ama asla öyle bir şey yok. Şu an kendisi Amerika'da yaşıyor. Çocukları, hatta torunlarıyla birlikte. Bu şairin, şiirin şairi ise İstanbul'da yaşıyor ve hala evlenmemiş. Arada bir biliyorsunuz Muazzez Akkaya Adapazarı Geyve'de diye kendisine Geyve'de bir ev alır ve arada bir Muazzez Akkaya'nın o solumuş olduğu havayı solumak için Geyve'ye gider ve orada tatilini geçirir. Bunu da belirteyim. Evet, çünkü bazen internette yazan şeyler doğru olmuyor. Ona evet, da bir açıklık getireyim işte, dedim. Bilgi evet. Kirliliği çok var. Bunun sosyal ortamlarda maalesef. Bilgi kirliliği var. Ben biliyorum Münir Özkul'u 5 yıl önce öldürdüler. O tarihten 5 yıl sonra öldü. Allah rahmet evet. etsin. Yani bu tip bilgi kirliliğinden her zaman uzak durmak lazım. Evet. Şimdi... bakıyorum zamanımız da daralıyor. Yine birkaç şiir sığdıracağız da aklımda bir şey vardı, onu size soracaktım. Ha evet, şimdi Murat Arslan'ın hedefi nedir? Çalışmadığın yerden mi sordum? Ya şöyle söyleyeyim, hepimizin bir hedefi var illaki. Mutlaka. Benim öncelikli hedefim mesleğimde biraz daha yükselmek. Daha güzel yerlere gelebilmek. İkincisi, işte o bahsettiğim roman ve şiir kitabı vardı. Onları çıkartabilmek. Hayattan çok fazla beklentiler olan biri değilim. İnsanlardan hiç beklentiler olan biri değilim. Bugün kendim için ne yapıyorsam, sevdiklerime ne kadar faydalıysam, etrafımdaki insanlara ne kadar yararlıysam, o gün benim için güzeldir. Özellikle kimseyi kırmadan bitirdiğim bir gün benim için çok huzurludur. Çok büyük hedefler olan biri değilim. Zaten küçük yaşamayı seviyorum. Küçük yaşamayı seviyorum. Küçük yaşamayı seviyorum. Böyle diyenler, küçük yaşamayı seviyorum diyenler hep inadına büyük yaşamışlardır. Bunu bilirim. Evet Ümmü Gülsüm. Ben. Hedef nedir? Birkaç fakülte daha okuyacaksın, bunu biliyorum. Onun haricinde
Yani hedefim insanlara daha faydalı olabilmek. Yani ben bir insana faydalı olabiliyorsam bu zaten benim için en güzel şey. Yani hedefim yok. Hedefim yok gerçekten. Bir şey söylemek istiyorum. Sen öyle dedin de benim kuzenim var Serdar Uğurlu. O da bizi izliyorsa selam olsun. Onun her zaman söylediği bir şeydir. Önce kendine faydalı olacaksın ki etrafındaki insanlara da faydalı olabilirsin. Elbette. Çok şükür. Önce kendine faydalı olacak. Evet. Bu arada dikkatimi bir şey çekti. Demin selam gönderin dedim. Bir kişiyi unuttum. Ona da ben buradan selam göndereyim. Kim unuttu? Efendim sevgili kardeşim. Enes, evet. Hakkari'ye selamlar olsun Enes. Ona en son söyleyecektim ben. Enes ve Muhammed var bir de. O da benim manevi kardeşimdir. Onu da çok seviyorum. O da Kıbrıs'ta asker şu an. Kardeşim Şırnak, Mardin, Hakkari geziyor Enes. İşinden dolayı maalesef. İnşallah bir hafta içinde gelecek. Onu da çok özledim. Gerçekten hani daha askere gitmedi ama... Bu bizim için bir asker şeyi oldu. Ön hazırlığı oldu. Rabbim bütün askerlerimize de inşallah hayırlısıyla gelmeyi nasip etsin. Şimdi sevgili kardeşler, jürimiz, jüri neydi ya? Reji mesaj gönderdi. Az vaktimiz kalmış. Son sözlerin ve yani veda konuşman ve şiirini alalım. Daha sonra Murat'tan alacağım. Ben o zaman şöyle, Nurhan Hocam bugün benden bir şiir istemişti. Onun arzusunu yerine getireyim. Vedalaşalım. Tamam. Cahit Külebi'nin bir şiiri, hikaye. Senin dudakların pembe, ellerin beyaz. Al tut ellerimi bebek, tut biraz. Benim doğduğum köylerde ceviz ağaçları yoktu. Ben bu yüzden serinliğe hasretim, okşa biraz. Benim doğduğum köylerde buğday tarlaları yoktu. Dağıt saçlarını bebek, savur biraz. Benim doğduğum köyleri akşamları eşkıyalar basardı. Ben bu yüzden yalnızlığı hiç sevmedim, konuş biraz. Benim doğduğum köylerde şimal rüzgarları eserdi. Ve bu yüzden dudaklarım çatlaktır. Öp biraz. Sen Türkiye gibi aydınlık ve güzelsin. Benim doğduğum köyler de güzeldi. Sen de anlat doğduğun yerleri. Anlat biraz. Cahit Külebi'ye rahmetli olsun. Çok sevdiğim bir şiirdir. Evet. Sevgili Allah Murat, sen de veda konuşmanı ve şiirini okuyabilirsin. Ben tek bir şey söylemek istiyorum. Yaşamınız boyunca başınızı yastığa koyduğunuzda vicdanınızın rahatsız olduğu hiçbir şey yoksa öyle yaşamaya devam edin. Kırmadan önce bir kez düşünün. Kırdıktan sonra da bir kez düşünün. Ve araştırın. Özellikle kendinizi sorgulayın. Ki yaptığınız hataları zaten göreceksiniz. Unutulan ölecek diyeceğiz. Oysa çok şey vardı. Ne tuhaf değil mi? Hepsi uçtu gitti. Ne kırgınlığım kaldı, ne kızgınlığım. Sanırım sevgimi de yitirdim, kendimi de. Artık ne yolum belli ne sonum. Ne yazık ki böyle değildi önceleri. Sen ne vakit geçtin benden? Ben o vakit geçtim her şeyden. Şimdilerde bir buruk suskunluk. İçimden gelenler, gidenler kadar güzel değil artık. Ne kadar geç vakit varsa hepsi bize yazılmış. İstediklerimizden yana geçip gider olduk zamanla. Ne zaman unuttuk biz bizi de böyle, böyle sancılı şarkılar, kan giren şiirler dolanıyor içimizde. Biliyorum, biliyorum kapıyı çekip çıkanın elbette vardır haklı bir nedeni. Peki geride kalanın yok muydu kıymeti? Uçurum gözlerinin kıyısında, uyuyacağım her gece. Her uyuyuşunda asacağım kendimi kipriklerine. Bir sabah bir cinayete uyanacaksın. Her güne gözü kanlı başlayacaksın. Kime değerse gözlerin,
kulağında selamı duyacaksın. Şimdi bir yıldız çalıyorum gecenin koynunda. Bir dilek tutuyorum adının ilk harfine. Karanlığa bir selam daha çakıyorum hasretinle. Kader, kader bir kere bizi sürmüş namluya. Unutma, unutulan ölecek. Çok güzeldi. Sevgili dostlar, her ikinize de, ikiniz de ayağınızın tozuyla ama yüreklerinizin iziyle geldiniz. Sağ olun, var olun. Her güzel şeyin sonu olduğu gibi bu programın da sonlarına geldik. Her ikinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum programa katıldığınız için. Ben kısa bir şiirle kapatacağım. Sevgili dostlar, her hafta olduğu gibi sözümüz aynıdır. Deryanız şiir, limanınız sevgi, menziliniz dostluk olsun. Hakkınızı helal edin, Allah'a emanet olun. Çok da gözümüz yok, razıyız aza. Alırız muhtaçlar aldığı zaman. Bakmayın somurtup durduğumuza, güleriz memleket gördüğü zaman. Çiçeği unutup yayla aradık, Mevla'yı unutup Leyla aradık. İşte biz belayı böyle aradık, ne yaparız ölüm geldiği zaman. Cücenin derdini bilen biliyor, uyku silkinmekten tatlı geliyor. Şimdi mehter bile toprak çalıyor. Kalkarız Türkiye'm çaldığı zaman, kalkarız genç Osman çaldığı zaman. Allah'a emanet olun.